Başka cumudul ayn göz donukluğu ve kasvetul kalp kalbin katılığı o da cehennemlik olma alametlerindendir. Adama istediğin kadar anlat dinlemiyor seni arkadaş. Dinletemiyorsun. Bir adım geriye adım attıramıyorsun. Merhamet damarlarını bulamıyorsun adamın. Kalp katılaşmış. Cehennemlik olma alametlerinden bir tanesidir bu da. Katı kalpli olmak. Herkes sana katı kalpli diyorsa hala da inanmıyorsan dengen bozuk senin demek ki. Ya bir düşün arkadaş, düşün. Kendi doğrularını doğru olarak görüyorsun ya hani. Etrafındaki insanlar niye sana hep yanlışsın diyor? Niye hep yanlışsın diyor yani? Bir kulak ver. Etrafımdaki insanlar dünyaya müptela olmuşlar Onun için bana yanlış E tamam senden imanlı insanların meclislerine de gir Biraz önce ne dedik Salihlerin meclisine gir Bir de onları dinle Doğru diyorsun Dünya ehli genelde batıl söyler Hakkı söylemez Tamam sen Allah ehlin huzuruna gir İmanı senden kuvvetli olanların yanına karış E onlara sor bir de halini onları dinle Dinliyor musun Yok FETÖ çıktı zaten bunlar da FETÖ'dür Şimdi de böyle oldu yani hizmet ehlini gör eskiden öyleydi insanlar. Hizmet ehlini gördüğü zaman hürmet ederdi. Şimdi artık hizmet hizmet ehlininde hürmeti kalmadı. Neden? FETO çıktı diyor. İşte bunlar da FETO gibi bir şeydir. Ha. Ne oldu? Kendi kendilerine her şeyi alet ettiler. Kendi nefislerine. Katı kalplerinin söylediği yoldan sorgusuzca yürüyorlar, gidiyorlar. Nedir bu? Neyin alametidir? Gözde donukluk, kalpte katılık, cehennemlik olma alametidir. İnsan kavga edebilir arkadaş, hanımıyla, komşusuyla, kardeşiyle, babasıyla, farklı farklı gruplarla bir sürtüşme olabilir. Evet, yaşarız bunu, insanız yani biz. Ama ama yani bir gün geçer, iki gün geçer, üç gün geçer, e ondan sonra. İki taraftan birisi yanlışını anlar, yanlışını beyan eder. E onun üzerine orta yol bulunma yoluna gider. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kendi evindeydi mübarek. Dışarıda iki kişi tartışıyorlar. Resul-i Ekrem'e de geldi. Adamın birisi mazeret beyan ediyor. Artık borçlu da parasını mı getirememiş? Veya tabii yanlış mı yapmış? Affet beni diyor. Öteki de diyor ki vallahi seni affetmeyeceğim. Git başımdan. Efendimiz çıkıyor diyor, dışarı diyor ki ya Allah'ın adını anarak affetmeyeceğim dinen, diyen kimdir diyor. Böyle iş mi olur? Affetmeyeceğine dair yemin etmek diye bir şey mi olur ya diyor. O nereden çıktı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen tövbe ediyor o sahabi. Hemen anlaşıyorlar. Hemen anlaşıyorlar. Ama şimdi öyle oldu arkadaş. Mümkün değil yani. Orta yolu bulamıyorsun kimseyle kimse yanaşmıyor. Neden? Kalpler katılaşmış çünkü. Zikir yok, fikir yok. Evliyanın sohbetine gelmek yok. Salihlerin arasında karışmak yok. Nasıl yumuşatacaksın o kalbi? Beş vakit namaz kılıyorum. E kılıyorsun da nasıl kılıyorsun namaz arkadaş? Kırk sene önce kıldığın namazla bugünkü kıldığın namaz arasında hiçbir fark yok ya. Hiçbir fark yok. Bir arpa misali Allah'a gidememiş yolun. Belki kırk sene önce daha da iyi kılıyordun. Geride gidiyor olabilirsin yani. Ya her gün olmadı, her ay olmadı, her yıl bari bir adım yol al. Bir namazında bir değişiklik olsun. Kalbin huzur bulsun. Allah'ın nurunu böyle indiğini bir fark et. Yok. Hiçbir hareket yok. Hiçbir değişiklik yok. E namazda elde edemedin. Zikirde elde et. E zikirde de gelmez. Sohbette elde et. Sohbet ki aşıkların sözleridir. Kalbe onlar kadar eti getirecek başka bir şey yok. E o sohbetlerde dinlemiyorsun. E o katı kalbi nasıl yumuşatacaksın o vakit? Yumuşatacak olan işler bunlar. Huu, ne dedi geçen sohbetimizde Mevlana Cihat Rumi Hazretleri? Perde hayeş, perde hay madrid. Aşığın sözleri kalbimizin üzerindeki bütün gaflet perdelerini yırttı attı diyor. Yırttı attı. O sohbetler böyle kuvvetlidir işte. Kalbin üzerindeki bütün gaflet perdelerini kaldırır atar. Sen de şeytanın bütün istediği sohbetleri gözü kapalı dinlersin. Allah ehlinin, aşık kulların sohbetlerini hiçbirisini dinlemeye gelmezsin. Nasıl yumuşatacaksın o kalbi? Nasıl yumuşatacaksın? Bir dedikodu olduğu zaman hop diye oturuyor. Yeter ki birilerini kötüleyelim. Çünkü öyle insanlarda öyle hastalık var yani. Birilerini hep kötüleyecek. Birilerinin üzerine damga basacak. birlerine iftira atacak. Böyle sohbetleri kaçırmaz. Ama Allah'ı anlatan, Resul-i Ekrem'i anlatan sohbetler, İslam dinini anlatan sohbetler, onları duymuyor. O hocayı sevmem. O hocayla kavgalıyım, bu hocayla şöyleyim, bilmem bununla böyleyim. E git bir hoca bul ya, bir tane taneden bulamıyorsun. Onu sevmedin, bunu sevmedin, bir tane bul hadi seveceğin bari. Aslında Seveceğin hoca bulmak da hata. Beni hakka götüren hocayı arayacağım demen lazım yani. Allah bana onu sevdirsin demen lazım. Çünkü seveceğin hoca ne oluyor? Nefsine göre konuşan hoca oluyor. Var mı öyle hocalar? E bir sürü. Bir sürü. Allah'ın dinini öğretmek değil de cemaati çok etmek derdi olan hocaların hepsi bunu yapıyor işte. İşte kasvetul kalp. Cehennemlik olmanın alametlerinden ikincisi de budur.